Merhaba arkadaşlar, jQuery derslerinin ilk dersine hoş geldiniz. Bu derste size jQuery söz diziminden ve projeye jQuery eklemeden bahsedeceğim. Ama ilk önce kısaca bir jQuery hakkında bahsedeyim. jQuery arkadaşlar, JavaScript dilini sadeleştirmek için hazırlanmış, istemci taraflı yani client-side bir kütüphanedir. Asıl amacı birçok platformda desteklenen, hızlı ve fonksiyonel sonuç alabilen uygulamaları çalıştırmaktır. Özellikle bir sayfadaki herhangi bir etiketi seçmek, DOM ağacına yeni unsurlar eklemek, bu arada DOM ağacı ne diye merak ediyor olabilirsiniz. Çok basit. Gördüğünüz HTML iskelet yapısı hiyerarşik bir şekilde hazırlanmış. Buna DOM ağacı diyoruz. İşte buna yeni unsurlar eklemek, göz alıcı animasyonlar oluşturmak ve efektler geliştirmek jQuery'nin işidir. Örneğin online ehliyet sınavları sitesindeki menü efektleri. Şu efektler arkadaşlar gördüğünüz. Chrome'da daha iyi çalışıyor. Ayrıca bu efekt tamamen jQuery'nin işidir. jQuery'nin eseridir. jQuery 2006 yılında Joiner Isaac tarafından geliştirilmiş ve ilk sürümünden beri popülerliği kitleler halinde yayılmıştır, artmıştır. Bugün jQuery birçok Ajax uygulamasında kullanılmakta. Microsoft ve Nokia jQuery'yi kendi platformlarına uyarlamaktadır. Şimdi jQuery söz diziminden bahsedeyim. Eğer bir script kodunda şurada yani dolar işareti görüyorsanız arkadaşlar, bilin ki orada jQuery kullanılmıştır. jQuery'de tanımlamalar her zaman dolar işaretiyle başlar. Ardından parantez içine seçici yazılır. Şu şekilde. Örnek olsun diye seçici yazıyorum. Daha sonra action'ımızı yazarız. Bunlar da çoğunlukla fonksiyon oluyor. Tanımlamalar bu şekilde yapılıyor arkadaşlar jQuery'de. Bu seçici arkadaşlar bir HTML etiketi olabilir ki çoğunlukla HTML etiketlerini seçiyoruz. Örneğin bir P etiketini seçebilirsiniz. Daha sonra bu P etiketine addClass fonksiyonu ile bir sınıf atayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar jQuery söz dizimi, sintaks yapısı. Şimdi projeye jQuery eklemeyi öğrenelim. Biz projeye jQuery'yi eklerken ASP.NET MVC 4 ile oluşturduğumuz projeyi kullanacağız. Eğer MVC 4 nedir, yani bu proje nedir diyorsanız JavaScript derslerinin ilk dersine gitmelisiniz. Gerek yok, ben anlarım diyorsanız buyurun devam edin. İlk olarak jQuery.com adresine gidiyoruz arkadaşlar jQuery'yi ekleyebilmek için. Daha sonra download jQuery diyor. Buna tıkladıktan sonra İkinci sürümüne bakın arkadaşlar. Bu yeni sürümüdür. İki tane link göreceksiniz. Compressed ve uncompressed olmak üzere. Compressed sıkıştırılmış jQuery'dir. Bu sitelerin daha hızlı açılması için uyarlanmış bir versiyonu. Uncompressed ise geliştiriciler için hazırlanmıştır ve sıkıştırılmış değildir arkadaşlar. Buna tıklayın. Uncompressed'e. Böyle bir dosya göreceksiniz. Daha sonra sağa tıklayın. Farklı kaydet deyin. Bende Save Pages yazıyor. Sizde farklı kaydet olmalı. Kaydedin ve masaüstüne insin arkadaşlar. Daha sonra bunu küçültüyorum. Şurayı da küçülteyim. Bu indirdiğiniz dosyayı alın. Scripts klasörünün içine sürükle bırak yöntemiyle bırakın. Ve bu dosyayı, şurayı kapatıyorum. Title etiketin altına bırakın arkadaşlar. Ve jQuery projemize tam anlamıyla eklenmiş oldu. İkinci bir ekleme yöntemi daha var. Burayı siliyorum. Body etiketinin, yani body kapatma etiketinin altında tanımlamaktır. Yine bu şekilde ekliyorum. Body kapatma etiketinden önce. Bu şekilde de bir ekleme yapabilirsiniz. İkisi arasında çok bir fark yoktur arkadaşlar. Ama ben yine tecrübelerimden bahsedeyim. Body kapatma etiketinden önce jQuery'yi tanımlamadığım için, projeme dahil etmediğim için bazı jQuery uygulamalarım çalışmadı. Başıma böyle bir sorun geldi. Eğer siz de jQuery uygulamalarınızda böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız head etiketinden alın, body kapatma etiketinden önce tanımlayın. Bu şekilde hatadan kurtulabilirsiniz. Çok baş ağrıtıcı oluyor arkadaşlar bu sorunu bulabilmek. Şurayı sildim. Şimdi arkadaşlar size son yöntemi göstereyim. Google Developers diyorum. Daha sonra jQuery yazıyorum.
Developer sitesinden jQuery'ye tıklıyorum ve bana bir snippets veriyor arkadaşlar. Bu snippets'ı alın ve title etiketinden sonra yazın. Buraya ekleyin. Daha sonra versiyonu 2, 0, 3 şeklinde değiştirin ki biz bunu kullanıyoruz. Bu yolunda çalışıp çalışmadığını kontrol edin arkadaşlar. Örneğin şuna tıklayın. Böyle adres çubuğuna yazın tıklayın. Ve bakın yani böyle bir dosya var mı? Sıkıştırılmış bir halde. Gördüğünüz gibi var. Min bu arada minified yani sıkıştırılmış olduğunu, compressed olduğunu gösteriyor. Diğer bir yöntem arkadaşlar jQuery'nin kendi sitesinden. Yine aynı şekilde download'a tıklayın. Ve en altta size bir snippets verecek. Bu kodu alın. Google linkini siliyorum. Yapıştırdım. Daha sonra yine versiyonu düzeltiyorum. 2.0.3 yazıyorum. Ve bu yolun da arkadaşlar çalışıp çalışmadığına bakın adresin. Evet, böyle bir kod da varmış. Bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Snippets'larla. Yalnız bunun bir dezavantajı var. Örneğin bir internet bağlantınız gitti ya da yolda çalışıyorsunuz. Arkadaşınızın evinde çalışıyorsunuz projenize. İnternet bağlantınız olmadığı için jQuery kodlarınız çalışmayacaktır. Ben size söyleyeyim, en güzel yöntem kendi projenize eklemek ve oradan çalıştırmaktır. Ve en son sitenizi yayınladığınızda bu snippets'ları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yayındayken çok bir sorun olacağını tahmin etmiyorum. Fakat bu code.jquery.com adresi belki çalışmayacak, belki bir DNS bağlantısı kopacak, bir şeyler olacak. Yani çok nadir de olsa böyle bir çalışmama durumuyla da karşılaşabilirsiniz. Yayındayken de ben yine tavsiye ediyorum script lokaldeki yani script klasöründeki jQuery'yi kullanmanız. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.